Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Celle Celaluhu daveti. Allah Celle Celaluhu yarattıklarını kendini birlemeye ve itaate çağırır. Allah Celle Celaluhu birliğine ve itaat etmeye çağırırken mükafat ve cezasını haber vermiş, insanları itaate heveslendirmiş, bazen de içlerini titretecek derecede onları korkutmuş, sakındırmış ve uyarmıştır. Tüm bunları kulların hangi bir mazereti kalmasın ve bir delil olsun diye yapmıştır. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Yerine göre müjdeleyici ve sakındırıcı olarak peygamberler gönderdik ki insanların peygamberlerden sonra Allah'a karşı bahaneleri olmasın. Nisa suresi 165. ayet-i kerime. Allah Celle Celaluhu insanlardan mazeret bulanlarla ilgili şöyle haber verir. Eğer biz bundan önce onları helak etseydik muhakkak ki şöyle diyeceklerdi. Ya Rabbi bize bir elçi gönderseydin de şu aşağılığı ve rüsvaylığa düşmeden önce ayetlerine uysaydık. Taha suresi 134. ayet-i kerime. Allah Celle Celaluhu başka bir ayette şöyle buyurmaktadır. Biz elçi göndermedikçe size azap edecek değiliz. İsra suresi 15. ayet-i kerime. Yine Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Rabbinizden bir öğüt, gönüllerde olan dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir. Yunus suresi 57. ayet-i kerime. Allah Celle Celaluhu insanları korkutmak ve sakındırmakla ilgili de şöyle buyurdu. Allah Celle Celaluhu sizi kendi zatından sakındırmak ister. Allah kullarına çok merhametlidir. Ali İmran suresi 30. ayet-i kerime. Allah Celle Celaluhu yine şöyle buyurmuştur. Allah sizin içinizde olanları bilir. Ondan sakının. Bakara suresi 235. ayet-i kerime. Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu şöyle buyurdu. Allah'tan sakının. Bilesiniz ki Allah her şeyi bilicidir. Bakara suresi 231. ayet-i kerime. Şanı yüce ve kudret sahibi olan Allah şöyle buyurdu. Ey akıl sahipleri, benden korkun. Bakara suresi 197. ayet-i kerime. Yine Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Allah'tan korkunuz. Biliniz ki onunla karşılaşacaksınız. Bakara suresi 281. ayet-i kerime. Hep birden Allah'a döndürüleceğiniz bir günün sorumluluklarından sakının. Sonra her şahsa orada kazandıkları noksansız verilir ve onlar haksızlığa uğramazlar. Bakara suresi 281. ayet-i kerime. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ne babanın evladı ne evladın babası için bir şey ödemeyeceği günden çekinin. Bilin ki Allah'ın verdiği söz gerçektir. Dünya hayatı sizi aldatmasın ve şeytan Allah'ın affına güvendirerek sizi kandırmasın. Lokman suresi 33. ayet-i kerime. Ey insanlar! Rabbinizden korkunuz. Kıyamet sarsıntısı büyük bir şeydir. Hac suresi 1. ayet-i kerime. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkek ve kadın yaratan Allah'tan korkun. Kendisine hürmet göstererek dilekte bulunduğunuz Allah'tan korkun ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir. Nisa suresi 1. ayet-i kerime. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin. Ahzab suresi 70. ayet-i kerime. Ey iman edenler! Allah'tan hakkıyla korkun. Herkes yarın için ne gönderdiğine bir baksın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Haşr suresi 18. ayet-i kerime. Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah azabı çetin olandır. Bakara suresi 196. ayet-i kerime. Ey iman edenler! Kendinizi ve bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Müminun suresi 115. ayet-i kerime. Yoksa insan başıboş bırakılacağını mı sanır? Kıyamet suresi 36. ayet-i kerime. Acaba o ülkelerin halkı
Geceleyin uyurlarken kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden emin mi idiler? Yoksa o ülkelerin halkı kuşluk vakit eğlenirlerken onlara azabımızın gelmeyeceğinden emin mi idiler? Araf suresi 97 ve 98. ayet-i kerimeler. Şimdi ey miskin, bu ayeti kelimelere cevabın nedir? Ne cevap vereceksin? Bunları okuduktan, dinledikten ve öğrendikten sonra nasıl amel edeceksin? Senin dünya ve ahirette sıkıntı çekmene sebep olan kötü şehvet duygularına uymayı bırakacak mısın? O duygular seni şekavet ve sıkıntı evine götürürler. Burası öyle bir ev ki ateşi seni yakar, yılanları seni sokar ve ısırır. Oranın akrepleri ve hayvanları da seni ısırır ve sokarlar. Kurtları seni parçalar. Oranın zebanileri ve bekçileri seni döverler. Orada her gün yeni ve çeşit çeşit azaplarla karşılaşırsın. Orada sen Firavun, Haman, Nemrut, Karun ve şeytanlarla aynı seviyede olursun. Allah Celle Celaluhu ise kullarını iyi işlere heveslendirir ve teşvik eder. Bak ne buyuruyor. Bir kimse Allah'tan hakkıyla korkar, takva sahibi olursa ona kurtuluş yolu açar. Hiç ummadığı yerden rızkını verir. Talak suresi 2 ila 3. ayet-i kerimeler. Bir kimse Allah'tan sakınırsa Allah onun günahlarını örter ve büyük ecir verir. Talak suresi 5. ayet-i kerime. Ey insan! Kerem sahibi Rabbine karşı seni aldatan nedir? Halbuki o seni yarattı, düzgün yapılı ve endamlı kıldı. İnfitar suresi 6 ila 7. ayet-i kerimeler. İman edenlerin Allah'ı anma ve ondan inen gerçek için kalplerinin saygıyla yumuşama zamanı daha gelmedi mi? Hadid suresi 16. ayet-i kerime. İşte görülüyor ki Allah Celle Celaluhu seni katında bulunanlara faziletini, geniş rahmetini, bol rızkını, rahat bir hayatı ve huzurunda doyuma ulaşmayı istemeye teşvik etti. Bu iyiliklere takva yoluna girerek ona tutunup bırakmamak suretiyle ereceksin. Allah Celle Celaluhu yolu açıkladı ve delilleri de sana gösterdi. Ve bu yola girdikten sonra günahlarının bağışlanacağını ve kötülüklerinin silineceğini, büyük ecir ve mükafat verileceğini vaat etti. Şu ayeti kerimede bunu görüyoruz. Bir kimse takva sahibi olur Allah'tan korkarsa Allah onu günahlarını örter ve onun sevabını arttırır. Talak suresi 5. ayet-i kerime. Sonra Allah Celle Celaluhu Rabbinin keremine güvenip de gaflete dalmaman, gösterdiği yolu görmeyip de ayetlerine karşı sağır olmaman, öğütlerini ve çekici emirlerini dinlemekten geri kalmaman için seni uyardı. Bu manada Allah Celle Celaluhu şöyle buyurdu. Ey insan! Kerem sahibi Rabbine karşı seni aldatan nedir? Halbuki seni o yarattı, yapılı ve endamlı kıldı. İnfitar suresi 6 ila 7. ayet-i kerimeler. Allah Celle Celaluhu onun için yaptığın amellerden geri kalman, onun yakınlığından kaçıp yarattıkları ile meşgul olmaman için kendinin kerem sahibi bir zat olduğunu anlattı. Sonra da seni anlattı. Şöyle ki seni o yarattı. Hiç yoktan o var etti. Sen bir hiçken sana hayat verdi. Fakirdin, zengin etti. Zayıftın, kuvvetli kıldı. Görmüyordun, sana yarayanı gösterdi. Cahildin, sana pek çok şeyi öğretti. Sen şaşırmış iken sana doğru yolu gösterdi. Şimdi ey gafil, seni Allah'ın geniş rahmetini istemekten alıkoyan nedir? Seni dünyada ve ahirette şerefli kılacak, yüce derecelere eriştirecek olan Allah'ın itaatine karşı tembel bırakan nedir? Ahiret hayatını bırakıp dünya hayatına razı mı oldun? Daha hayırlı şeyi düşük şeyle mi değiştirdin? Dünyayı ve dünyalık insanları mı tercih ettin? Firdevs cennetinin nimetleri yanında dünya süslerinin görüntüsü seni aldatmasın. Firdevs cennetindeki peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraber arkadaşlığa erişmenin hazzı yanında
Dünya süslerinin ne önemi olur ki? Şimdi şu ayet-i kerimelere kulak ver. Ahiret hayatına dünya hayatını tercih mi ediyorsun? Halbuki dünya hayatının faydası ahiretin yanında pek azdır. Siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Halbuki ahiret hayatı daha hayırlı ve devamlıdır. Âlâ Suresi 16 ile 17. ayet-i kerimeler. Kim azar da dünya hayatını tercih ederse onun varacağı yer cehennemdir. Naziat Suresi 37 ile 39. ayet-i kerimeler. İman, küfür, cennet, cehennem. Bilesin ki cehenneme girme sebebi küfürdür. Cehennemde azabın kat kat olması ve cehennemin dibini boylamaya sebep de kötü ameller ve kötü huylardır. Cennete girmenin sebebi de imandır. Cennette nimetlerin kat kat artması, cennette derecelerin yükselmesi de salih ameller ve güzel huylar sebebiyle olur. Allah Celle Celaluhu cenneti yarattı ve cennete girenlere sevap, mükafat olması için de orayı nimetlerle doldurdu. Cehennemi de yarattı ve oraya girenlere azap, ceza olması için çeşitli azap verecek şeylerle doldurdu. Allah dünyayı da yarattı. Dünyayı da afetlerle, nimetlerle imtihan için doldurdu. Cehennemi de yarattı. O sultanlara kalpleri ürperten ve insanlara tebaaya sahip olacakları bir saltanat verdi. Sultanların bu durumu da Allah'ın iradesine, mülkün gerçek sahibi olduğuna, emrinin ve muamelesinin geçerli olduğuna bir örnektir. Allah Celle Celaluhu tüm bu haberleri bize bildirdi. Dünya ve ahiretin misallerini anlattı. Ayrıca mülkünü, kudretini, iradesini ve yaptığı işleri misallerle anlattı. Sonra da şöyle buyurdu. İşte biz bu misalleri insanlar için getiriyoruz. Fakat onları ancak bilenler düşünüp anlayabilir. Ankebut suresi 43. ayet-i kerime. Allah'ı bilen alimler onun getirdiği misalleri anlarlar. Çünkü misal gördüğün bir şeyin sıfatıdır. Allah Celle Celaluhu bu misalle görmediğin bir şeyin sıfatını sana gösterir. Baş gözünle görmediğini kalp gözüyle göstermek ister. Baş gözünün görmediğini kalp gözün görür. Böylece kalbin kendisine anlatılan melekût haberlerini, dünya ve ahiretin değişik haberlerini ve melikler meliki Allah'ın işlerinin haberini akıl ile anlar. Dünyadaki nimetler ve kendisine istek duyulan şeyler cennetteki nimetlerin benzeri ve tadımlığından başka bir şey değildir. Burada sözü edilenlerin dışında hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir kulun kalbine gelmemiş olan nice nimetler vardır. Bu nimetlerin isimleri kullara söylenecek olsa hiçbir faydası olmaz. Çünkü onları akılları anlamaz. Burada onları görmeleri mümkün değildir. Çünkü onların benzeri bu dünyada yoktur. Mesela cennetin 100 derecesi vardır. Fakat dünyada onların sadece 3 tanesi misal yollu anlatıldı. Altın, gümüş ve nur. Bunların dışındaki derecelere akıl ermez. Akıllar onları kavrayamaz. Aynı şekilde dünyadaki şiddet ve azap da öbür alemin azabı ve şiddetine örnektir. Yine akıl ahiretin azap şekillerini anlayamaz ve kavrayamaz. Cehennem ehline gelecek olan azap Allah'ın Celle Celaluhu gazabından, cennet ehline verilecek nimetler de Allah'ın Celle Celaluhu rahmetinden zuhur eder. Bir kimse dünyada nail olduğu mübah bir nimete şükrederse onun daha güzelini hazır bulur. Bir kimse de dünyada kendisine mübah olmayan bir şeye nail olur ve onu yerse cennetteki onun benzeri nimetleri kendisine haram etmiş olur. Bir kimse de bu anlatılanları yalanlarsa o kişiye cennet ve cennette bulunan her şey haram olur. Cennetteki ziyafetleri. Cennet ehli için cennette gelinler, düğün şenlikleri, ayrıca ziyafetler olacaktır. Gelinler cennete davet edilenlere hazırlanmıştır. Çünkü izzet sahibi Yüce Allah müminleri selam yurduna davet etmiştir. Bu kulların bedenleri tazelenecek,
kendilerine sonsuz ömürler verilecektir. Cennet ehli kendi aralarında ziyaretleşecekler ve ağırlanacaklardır. Orada ülfet yerlerinde konuşacaklar, Tuğba ağacının gölgesinde toplanacaklar, peygamberleri de ziyaret edip görecekler, meleklerle oturup sohbet edeceklerdir. Allah'ın selamı onların üzerine olsun. Cennetteki çarşılara cennet ehli giderek dolaşırlar. Hurma ve istediklerini alırlar. Namaz vakitlerinde Rahman olan Allah'tan hediyeler alırlar. Sabah akşam çeşitli yiyecek, içecek ve meyvelerle gıdalanırlar. Onların rızıkları asla kesintiye uğramaz. Daima verilir. Gün be gün artar. Allah'tan Celle Celaluhu daha fazla nimet geldiğinde önceki nimetleri unuturlar. Çünkü sana gelen nimetler öncekilerden çok çok güzeldir. Cennette gezinti yerleri vardır. Gezinti yerleri Kevser Irmağı'nın kıyısındaki bahçelerdir. Bu bahçelerde kurulmuş çadırlar vardır. Her bir çadırın alanı 70 mildir. O çadırların her biri inci gibidir ve kapıları da yoktur. Bu çadırların içinde bakire kızlar vardır. Bunları şimdiye kadar hiçbir melek ve cennetteki hizmetçi ve hurilerden hiçbiri görmemiştir. Şu ayeti kerime bu güzellerle ilgilidir. İçlerinde güzel huylu, güzel yüzlü kadınlar vardır. Rahman suresi 70. ayeti kerime. Allah Celle Celaluhu bir şey hakkında güzel buyurunca onun güzelliğini anlatmaya kim güç yetirebilir ki? Allah Celle Celaluhu sonra onlar için şöyle buyurdu. Çadırlar içinde gözlerini yalnız kocalarına çevirmiş huriler vardır. Rahman suresi 72. ayet-i kerime. Bu hurileri Allah Celle Celaluhu güzel suretler içinden seçmiştir. Onlar rahmet bulutlarından yaratılmışlardır. Allah Celle Celaluhu tarafından yağmur yağınca kerim olan Allah'ın iradesiyle o güzel huriler de meydana gelmişlerdir. Yüzlerindeki nur arşın nurundandır. Üzerlerine inciden çadırlar kurulmuş, onları yaratıldıkları günden beri hiç kimse görmemiştir. Çadırlarda tutulup korunmuşlar, tüm yaratıklar içerisinden erkekleri için saklanmışlardır. Cennet ehli köşklerde o hanımlarla birlikte nimetler içinde hayat sürüp giderler. Allah'ın Celle Celaluhu dilediği kadar da bu nimetler içinde kalırlar. Bu böylece Allah'ın Celle Celaluhu kendilerine yeni bir nimet ve güzellik vereceği güne kadar devam eder. Onlar cennetteki makamlarındayken kendilerine şöyle seslenir. Ey cennet ehli! Bugün gezinti günüdür. Sevinç, açılma ve neşe günüdür. Gezinti yerlerinize çıkınız. Bunun üzerine bulundukları yerlerden inci ve yakuttan atlar üzerinde çıkarak bir meydana gelirler. Bu meydandan gezine gezine geçerek Kevser Irmağı'nın kenarındaki bahçelere kadar gelirler. Sonra Allah Celle Celaluhu onlara gidecekleri konakların yollarını gösterir. Ve onlardan her biri konaklayacakları çadırın yanına gelir. Ama o çadırların kapısı yoktur. İşte o zaman çadır bir sarsıntı geçirerek bir kapı açılır. Bu durum çadırın sahibi olan Allah'ın sevgili kulunun gözü önünde olur. Daha önce çadırdaki güzeli hiçbir kimsenin görmediği kulun anlaması ve Allah'ın Celle Celaluhu dünyada iken vaat ettiğinin yerine gelmesi için böyle olur. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. İçlerinde huyu güzel, yüzü güzel kadınlar vardır. Rahman suresi 70. ayet-i kerime. Çadırlar içinde sahiplerine tahsis edilmiş huriler vardır. Rahman suresi 72. ayet-i kerime. Onlara daha önce bir insan da bir cin de dokunmamıştır. Rahman suresi 56. ayet-i kerime. Sonra onun kocası çadır içindeki Safa köşkünde onunla beraber olur ve tahta otururlar. Sonra düğün yemekleri gelir. Düğün yemeklerini yerler. Sonra Allah Celle Celaluhu onlara temiz içecek ikram eder. Sonra onlar için hazırlanan taze meyvelerden yiyerek giysi ve takı cinsinden olan yeni hediyelerini alırlar. Sonra onlara Rahman olan Allah'ın Celle Celaluhu kisvesi giydirilir.
Artık o güzel sevgilileri ile meşgul olurlar. Onlardan dilediklerine kavuşurlar. Sonra da başka oturma yerlerine geçerler. Buralarda çeşit çeşit yeşil işlemeli sergiler vardır. Bu sergiler orada akan ırmakların yanlarındaki bahçelerde serilmişlerdir. Daha sonra yeşil refreflere binerler. Arkalarına da şöyle bir yaslanırlar. Allah Celle Celaluhu da böyle buyurur. Yeşil yastıklara ve harikulade güzel döşemelere yaslanırlar. Rahman Suresi 76. ayet-i kerime. Allah Celle Celaluhu bir şey için çok güzel diye söylerse geriye söyleyecek ne söz kalır ki? Refref ise üzerine oturulduğu zaman bir beşik gibi sağa sola yukarı aşağı sallanan bir binektir ve üzerine oturan da bundan çok hoşlanır. Onlar refreflere bindikleri zaman İsrafil aleyhisselam sema ilahiler söylemeye başlar. Hadis-i şerife göre Allah'ın yarattıkları arasında İsrafil aleyhisselamın sesinden daha güzel sesli olan yoktur. İsrafil aleyhisselam ilahiler söylemeye başladığı zaman 7 kat gök ehlinin namazı ve tesbihi kesilir. Cennet ehli refreflere binip de İsrafil aleyhisselam çeşitli nameler ve makamlarla Melik ve Kuddüs olan Allah'ı tesbih ve takdis etmeye başladığı zaman cennette çiçek açmayan bir ağaç, aralanmayan ve açılmayan perde de kalmaz. Cennet kapıları üzerinde bulunan halkalar da çeşitli sesler çıkartmaktan geri durmazlar. İsrafil aleyhisselamın sesi cennetin altın ve gümüşten ormanlarına ulaştığı zaman onların dallarından da çeşitli namelerle sesler çıkmaya başlar. Kara gözlü cennet hurileri de İsrafil aleyhisselama eşlik ederler. Kuşlar da kendi nameleriyle tatlı tatlı öterek onlara katılırlar. Bu sırada Allah Celle Celaluhu meleklere şöyle vahyeder. Siz de şu kullarıma katılın. Onları dinleyin ve şeytanın çalgılarından onları uzak tutun. Bunun üzerine melekler de çeşitli makamlarla ve ruhani seslerle onlara katılırlar. Bütün bu sesler bir araya gelince çok güzel bir ses oluşur. Sonra Allah Celle Celaluhu Davud Aleyhisselam'a şöyle buyurur. Ey Davud, arşımın sütununun yanında dur ve benim şanımı öv. Bunun üzerine Davud Aleyhisselam Allah'ı övmeye başlar. Oradaki seslerin güzelliğine güzellik, itaatlerine tat katar ve tüm bu seslerin tadına doyum olmaz. Refreflerin üzerindeki çadır ehli de onlara katılıp coşarlar. Çünkü şu ayeti kerime buna işaret eder. Onlar cennette nimetlere mazhar olacaklardır. Rum suresi 15. ayet-i kerime. Yahya bin Kesir burada geçen ravza kelimesinin anlamı için lezzet ve sema yani çeşitli tatlar ve musiki nameleridir demiştir. Onlar böyle çeşit çeşit itaatler ve huzur içindeyken adın cenneti tarafından Melik ve Kuddüs olan Allah'ın kapısı kendilerine açılır. Adın cenneti tarafından dalga dalga yükselen Kerim olan zatı övgü sesleri cennetin diğer katlarına yazılır. Bu sırada adın cennetinden çok tatlı ve güzel kokular getiren bir rüzgar eser. Bu Allah'a yakınlık esintisidir. Sonra etraftaki her şeyi parlayan bir nur yayılır. Bundan sonra şanı büyük ve yüce Allah onların başlarının üzerinden şöyle buyurur. Size selam olsun. Ey sevgililerim, dostlarım ve seçtiklerim. Ey cennet ehli, gezinti yerlerinizi nasıl buldunuz? Bugününüz düşmanlarım Nevruz gününe karşılık olarak size verildi. O düşmanlarım dünyada kendilerine yeni nimetler aradılar. Ama o nimetler pislikleri ve şekavetleri sebebiyle kendilerine sadece sıkıntı getirdi. Aradıkları lezzetleri de bulamadılar. Dünyadayken peşin olarak istedikleri şeylerden mahrum kaldılar. Bana itaat edenlere ahirette hazırladığım bunca nimetlere kavuşmak için sabredemediler. Ama siz onların dünyada iken yöneldikleri şeylere sırtınızı döndünüz. Dünya ehline hoş gelen şeylere kanmadınız ve onları aldatan şeylerden uzak durdunuz. Bugün ise dünyada iken yok yere elde ettikleri şeylerin
Bir türlü de ulaşamadıkları lezzetlerin vebalini çekiyorlar. Dolayısıyla da bir zillet ve perişanlığın içine düşmüş durumdalar. Ama siz sabrettiğiniz için hem cennete, hem ipeklere, hem de gezinti yerlerine ve kurtuluşa erdiniz. Bugün sizin Nevruz gününüz, gezip eğlenme gününüzdür. Bugün sizin Adın Cennetinde ziyaret gününüzdür. Sizi bugün nasıl gördümse dünyadayken de gördüm. Siz bana ibadet ve itaatle meşgul idiniz. Fakat onlar eğlenceye daldılar. Sarhoş, şaşkın, asi ve azgın bir şekilde yaşadılar. Dünya nimetlerinin tadına aldandılar. Maddi şeylerin değiştirilip ellerine geçmesiyle mutlu olduklarını sandılar. Siz ise benim yüceliğimi gözettiniz. Tayin ettiğim şeriat sınırlarını aşmadınız. Bana verdiğiniz sözü tuttunuz. Benim haklarımı gözetmek için titizlik gösterdiniz. Bundan sonra cehennemin kapılarından bir kapı buradakilerin görmesi için açılır. Cehennem ateşinin dumanı çokça çıkmakta, cehennemlikler de perişan bir halde sızlanıp durmaktadırlar. Cennet ehli bulundukları yerden cehennem ehlinin durumunu gördükten sonra Allah'ın Celle Celaluhu kendilerine verdiği nimetlere karşı sevinçleri ve mutlulukları artar. Cehennem ehli de bulundukları yerden zindanlardan, zincirler ve bukağlar içinden cennet ehline bakarlar. Ve kaybettikleri şeylerden dolayı büyük üzüntü ve pişmanlık duyarlar. Kendilerini cennetliklerin hürmetine kurtarması için Allah'a yalvarırlar. Cennetlikleri isimleriyle çağırarak yardım isterler. Bu manada Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Günahkarlara da ayrılın bir tarafa. Bugün ey günahkarlar denir. Ey Adem oğlu, şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır. Demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla bildirmedim mi? Ve sadece bana ibadet ve kulluk edin. Çünkü dosdoğru yol budur. Demedim mi? Yasin suresi 55 ila 61. ayet-i kerimeler arası. Bundan sonra onlara cehennem ateşi ve zebanileriyle hücum eder. Topluluklarını dağıtırlar. Bunun üzerine sesleri kesilir. Her biri cehennemin bir tarafına atılır. Cehennemden çıkıp kurtulmak istedikleri zaman üzerlerine hurma ağaçları gibi dişleri olan akrepler saldırır. Sonra üzerlerine arşın altından Allah'ın gazabıyla dolu bir ateş seli gelir. Onları alır ve ateş denizlerine batırır. Bu sırada Allah Celle Celaluhu tarafından bir münadi şöyle seslenir. Bugün daha önce büyük günahlara girerek benimle çekiştiğiniz, nimetlerime giyerek azgınlaştığınızdan dolayı sizin için çetin bir gündür. Dünyadaki hüzün ve kulluk evinde sevinçli bir şekilde yaşıyordunuz. Bunun sebebi de bana itaat edenlere hazırladığım şeyleri inkar etmeniz oldu. İşte bu yüzden sizlere verilecek olan tatları, lezzetleri kestim. Dünya hayatını tercih ettiğinizden dolayı bugün vebalini çekin. Cennet ehli artık sizden ayrıldı. Onlar çeşitli nimetler ve şenlikler içinde yüzüyorlar. Her türlü meyve önlerinde, çeşit çeşit hediyelere kavuştular. Koyunlarında da bakire kızlar refreflere binip sefa sürmekteler. Çeşitli musiki ve sema alemlerinde lezzetler içerisinde yüzmektedirler. Selamın onlaradır. Onlara lütuf ve iyiliklerimi sunarım. Onlara verilen nimetler daima artar. Bir nimetten sonra başka bir nimet verilir. Sonraki nimet daha nefis ve lezizdir. Ey cennet ehli! Düşmanlarım dünyadayken sevinç gösterilerinde bulunup krallarına hediyeler verirler. Kralları da onların hediyelerini kabul ederlerdi. İşte böyle yapan düşmanlarımın yaptıklarına karşılık size de bugünü verdim. Siz onlara üstün kılındınız.
Ebu Hureyye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem şöyle sordu. Ben güzel sesi seven bir kimseyim. Acaba cennette de güzel ses var mıdır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evet vardır. Nefsim kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki Allah Celle Celaluhu cennetteki bir ağaca şöyle vahyeder. Dünyada iken bana ibadetle ve zikirle meşgul olup çalgı ve saza gidip dinlemeyen bu kullarıma güzel nameler dinlet. Bunun üzerine o ağaçtan hiçbir yaratığın benzerini duymadığı Allah'ı tesbih ve takdis eden güzel sesler yükselir. Ebu Kılabe'den radıyallahu anh gelen rivayete göre biri Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem şöyle sordu. Cennette gece var mıdır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Senin böyle bir soru sormana sebep olan şey nedir? O kimse şöyle dedi. Allah'ın Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyurduğunu duydum. Sabah akşam onlara rızıkları verilir. Meryem suresi 62. ayet-i kerime. Bu ayeti dinleyince şöyle dedim. Sabah ve akşam arasında gece de vardır herhalde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Orada gece yoktur. Sadece aydınlık ve nur vardır. Sabah öğle sonuna, öğle sonu da sabaha karışır. Cennet ehline Allah tarafından çeşit çeşit hediyeler gelir. Bu hediyelerin geliş vakitleri dünyada iken namaz kıldıkları vakitlerdir. Ayrıca melekler de onlara selam verirler. Bir kimse üstte anlatılan bunca daimi lezzetleri, itaatleri yaşamak isterse takvanın şartlarını ve sınırını koruması lazımdır. Anlatılanlar şu ayette şöyle geçmektedir. Gerçek iyilik yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik o kimsenin iyiliğidir ki Allah'a ve ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. Allah rızası için yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilencilere ve boyundurluk altında bulunan köle ve esirlere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekat verir. Antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreder. İşte doğru olanlar bu vasıfları taşıyanlardır. Müttakiler ancak onlardır. Bakara suresi 177. ayet-i kerime. Ahiret nimetlerini isteyen kişi İslam'ın sınırlarını korumalı, bütün parçalarıyla birlikte emirlerini yerine getirmelidir. Huzeyfe bin Yeman'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre ey iman edenler! Hepiniz toptan İslam'a giriniz. Bakara suresi 208. ayetinin tefsirinde şöyle demiştir. İslam 8 paydan ibarettir. Namaz bir paydır, zekat bir paydır, oruç bir paydır, hac bir paydır, umre bir paydır, cihat bir paydır, emri bil maruf bir paydır, nehyi anil münker bir paydır. Bunlardan bir tek payda bile sahi olmayan kişiye yazıklar olsun. Asım Ahvel'den o da Enes bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam'ın misali yerinde sabit duran bir ağaç gibidir. İman o ağacın gövdesidir. 5 vakit namaz o ağacın kollarıdır. Ramazan orucu o ağacın kabuğudur. Hac ve umre o ağacın taze meyveleridir. Namaz abdesti ve boy abdesti o ağacın suyudur, içeceğidir. Anne babaya iyilik ve akrabayı ziyaret o ağacın dallarıdır. Allah'ın haram kıldıklarından sakınmak o ağacın yapraklarıdır. Salih amel işlemek o ağacın meyveleridir. Allah'ı zikretmek de o ağacın damarıdır. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Nasıl ki ağacın güzelliği yeşil yapraklarıyla oluyorsa İslam'ın güzelliği de haramlardan sakınmak ve salih ameller işlemekle olur.